Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oppo Store'a geldik. Oppo'nun yeni çıkarmış olduğu Find 2X Pro adlı telefonu inceleyeceğiz. Ve içeri bakalım Oppo Store Çin'de neler varmış. Hep birlikte görelim. İlk standa Find 2X Pro'yu koymuşlar. 6.999 yen. Hemen şöyle geçelim. Burada da Rene Uç var. Rene Uç Pro. 3.999 yen. 8 GB ve 128 GB olanı. 12 GB ve 256'lı 4.499. A92S modeli, 6 GB RAM, 128 GB'lık modelinin fiyatını yazmamışlar. 8 GB ve 128 GB olan 2.499 yen arkadaşlar. Bunlarda 5G var hepsinde. Renault 2Z modeli, 2.499 yen, 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimiyle. Şöyle sağdan devam edelim. Buraya böyle Bluetooth kulaklık vesaire koymuşlar. Oppo Enco Free. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Buna hiç bakmadım. Bugün buraya gelmemin amacı Find 2X Pro. Yani çok merak ettim. YouTube'dan da baktım. Pro modelinin incelemesini göremedim. Dedim bari ben gideyim inceleyeyim. Burada da Oppo'nun akıllı saatleri var. 1.499 yenmiş. Renault 3 modeli. A8 modeli. 4 GB, 128 GB depolama birimiyle 1.199, 6 GB ve 128 GB depolamalı olanı da 1.399. Bana bayağı ucuz geldi arkadaşlar ve donanım olarak gayet iyi gözüküyorlar yani. Evet arkadaşlar, mağaza çalışanlarından rica ettim. Telefonu dedim herhangi bir masaya alıp da bakabiliyor muyuz diye. Tabii ki dediler. Ben şu şekilde anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Ben gelmeden önce de biraz araştırma yapmıştım bu telefon hakkında. 217 gram ağırlığında arkadaşlar. Ön camı Gorilla Glass 6 ile korunuyor. IP68 sertifikası var işte, su geçirmiyor vesaire. Ya artık klasik. Bütün telefonlarda var neredeyse. Üzerinde de şu an görüyorsunuz. 4260 mAh bataryası var. 12 GB RAM ve 256 GB ve 512 GB'lık depolama birimleriyle geliyor. Bence gayet iyi. Fiyatı da 6.999 yani. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama Çin ortalamasına göre çok pahalı bir telefon da değil. Ekran bu arada 120 Hz. 10 bit renk desteği var. Ayrıca HDR10 desteği de var. Yani bu normal bir telefonda bulamayacağınız özellikler. Dolby Atmos özellikleri falan var. Şurada mesela alt kısımda görebiliyorsunuz hoparlör. Üst taraftan da ses verebiliyor. Stereo olarak. Hemen kamera özelliklerine gelelim. Kamera 3 tane. 48 megapiksel, 13 megapiksel ve 32 megapiksel bir kamerası var. 5x optik zoom desteği var arkadaşlar. 4K 60 FPS'de sınırsız süreyle video çekebiliyor. Ön kamerası 32 megapiksel. Ön kameraya 4K desteği eklememişler ama büyük ihtimalle bu şeyle yazılımla falan gelecektir. Üzerinde Snapdragon 865 işlemci var. Yani bayağı güçlü bir işlemci. Hatta şu an en güçlü işlemci benim bildiğim. Bu da 7 nanometre plus teknolojisiyle üretiliyor. Grafik işlemcisi olarak yine Snapdragon 865 ile birlikte gelen Adreno 650 grafik işlemcisi var. Evet arkadaşlar, telefonda Google Play Store olmadığı için herhangi bir şekilde şey kuramadım. Geekbench 5.0 kuramadım.
Ya da Antutu benchmark kuramadım. Birazdan dükkandakilerle bir iletişime geçeyim. Sorayım bakayım Hong Kong'dan gelen bir telefon falan var mı? Ya VPN dahi kuramıyorum bunun üzerine. Telefon izin vermiyor. Herhalde burada teşhir amaçlı ürün olduğu için bir engelleme falan koymuş olabilirler. APK atayım dedim. Ona da izin vermedi. Yani bildiğiniz telefonun kendi izin vermiyor. Kendi bir App Store'u var üzerinde. Büyük ihtimalle Oppo'nun App Store'u. Onun üzerinden bir Geekbench indireyim dedim. Bu da Geekbench 3. Yani şey değil, 5 değil. Geekbench 3 skoru bu. Bu sırada internetten baktım bir Antutu benchmark skorlarına. Antutu benchmark skoru 593.717. Geekbench skoru 13.245. Yani telefon bu şekilde. Benim gayet hoşuma gitti ama ya bu telefonu ben açıkçası Çin'den almam. Yani bakın üzerinde TikTok bile var işte. Türkiye'deki TikTok burada da Douyin arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya üzerine her şeyi kurmuşlar ama maalesef bir şey yok. Benchmark falan kurmamışlar. Gelip bakamıyoruz bunlara. Ama telefon şey olarak dış görünüş ve ekran vesaire kalitesi olarak gayet benim hoşuma gitti yani alınabilir. Ben Galaxy S2'den beri Samsung kullanıyorum sürekli. S3, S4, S5, S6, S7, S8, en son S10 Plus kullanıyorum. Bunu da şu an hatta videoyu da S10 Plus'la çekiyorum. Yani şu an bir düşünmedim değil bu telefon alınır mı alınmaz mı diye. Gayet hoş ama Çin'den almam arkadaşlar. Çünkü üzerinde Google Play yok. En son Huawei de bu problemi yaşadı ve şu an dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir Huawei ürününde şey kullanamıyorsunuz. Google Play kullanamıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün Oppo Find 2X Pro adlı telefonu inceledik. Oldukça şık, oldukça güzel bir telefon olmuş. Şahsen ben Galaxy S2'den beri Samsung kullanıcısıyım ama bu telefonu gördükten sonra bayağı fikirlerim değişti yani. Daha önce internetten bakmıştım. Dedim bir geleyim yerinde inceleyeyim. Alınabilir mi? Bence alınabilir yani. Ekranı vesaire olsun. Şu an ben S10 Plus kullanıyorum. Ondan gayet iyi gözüküyor bence. Videoda da bahsettiğim gibi herhangi bir şekilde bir benchmark falan yapamadım. Çünkü telefon izin vermiyor arkadaşlar. Google Play Store'a bir erişimimiz olmadığı için herhangi bir benchmark indiremedim. APK olarak VPN yükledim üzerine ama çalışmadı maalesef. O yüzden hiçbir şekilde benchmark skorlarını alamadım kendim test ederek. Ama şeyden internetten bulduğum benchmark skorlarını açıklamalara ekleyeceğim. Oradan kendiniz bakabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoları beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.